Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Malatya şehrinin göbeğindeyiz. Şurada valilik var. Şurada o meşhur İsmet İnönü heykeli. Burada benim hanım, burada ben. Kapalı Çarşı'nın tam üstünde bulunuyoruz. Bugün ve yarın Kayseri Festivali'nin en önemli iki günü var. Serdar Ortaç ve Hande Yener geliyor. Tabii ki benim gibi bir Türk pop müziği sevdalısının bu iki ismi kaçıracağını düşünemezdik bile. O yüzden iki gün boyunca ben Kayseri Festivali'ne gideceğim, bir Kayseri olduğum için. Sizi de kendimle beraber götüreceğim. Hande Yener! Hande Yener! Arkadaşlar şu papağan Seda'ya laf atmış. Belamı istiyorsun. Bugün Seda'ya laf atmış bu papağan. Alo falan demiş. Dedi. Şşt baksana dedi. Evet. Ve sen de bakmamışsın. Evet. Allah aşkına şu papağanın problematik tipine bak Seda. I'll get you bitch! Evet arkadaşlar, Seda 4 kere falan lafımı kestiği için hala şimdi boğularak lafımı kesiyor. Hala söyleyemedim ama İskender yemeğe gidiyoruz, yaprak dönere. Ben yüzümle para kazanıyorum. Benim paramı ödeyecek misin YouTube kanalında çektiğin her saniye için? Ya sen bir kere yıllar boyunca bana uyguladığın psikolojik şiddetin tedavi masrafını öde de. Konuş hadi. Yaprağa gitmekten vazgeçtik. Hayır, yaprağa gitmekten vazgeçtik. Onun yerine nereye gidiyoruz? Hacı Baba diye. Hacı Baba'ya. Oraya Danilo, Şef Danilo gitmiş. Biz de gideceğiz. Bizim ne eksiğimiz var? Ben sürekli gidiyorum. Sadece hep oraya gidiyoruz. Arkadaşlar bakın bakın. Biraz gözünüz esnaf lokantası görsün. Şimdi menülerimizi inceleyelim. Bir sürü bir şey var menümüzde. Neyse ben bir karar vereyim arkadaşlar. Geberdim bir dakika. Arkadaşlar yoğurtlu kebabımız geldi. Gerelinin gelmesi biraz uzun sürecekmiş. O yüzden biz şimdi bunu yiyeceğiz. O gelince onu da yeriz diye umuyorum. Tabii ki esnaf lokantalarının olmazsa olmazı beleş çay. Mutlulukla içiyoruz. Arkadaşlar benden tam bilet parası aldılar. 6 lira mı aldın arıyor? Ben daha öğrenci drama queenlik yapıyor. Ben daha öğrenciyim ya. Ama ben Malatya'da öğrenci olmadığım için üzerine otomatik şey yapamıyorsun. Öğrenci belgesi çıkmış olmam lazım. That's weird. Zır 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 PTT kargoyla sürekli. Kullanma kardeşim şu dakikayı sevmiyorsan. Bir şeyler anlatırken bir anda çıkarıp telefonu vlog çekmeye başlıyorsun. Ağlamayı kesersen. Sen konuşurken konuştuğumda da laf ediyorsun. Arkadaşlar Hande Yener konserine gidemediğim için latte'min içine vanilya şurubu koydurdum. Gideceğiz. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Çünkü hayat 5,5 liranın hesabını yapmak için çok kısa. Şerefe. Arkadaşlar bu park cennet mi arkadaşlar ya? Ne kadar güzel bir park ya. Cennet gibi bir şehrimiz. Size iki update vermek istiyorum. Bunlardan ilki Seda'nın abisi, en sevdiğim YouTuber İbrahim Müteferrika. Ki kendisine aboneyim. Evet doğru. Abinin en son YouTube'da paylaştığı video ne biliyor musun? Bitcoin'den kolay para kazanma yolları. Benim izleyip hayran kaldığım o video. Neyse Seda'nın abisi bizi almaya geliyor. O yüzden Hande Yener'e kavuşuyorum. Elhamdülillah diyelim. Ve de az önce yürüyordum parkta. Elimde de Starbucks içeceğim vardı. 30 lira, bu 35 lira. İki elimle tutuyordum bir de. İki elimle tutuyordum. Sonra kızların voleybol topu geldi ve benim içeceğime çarpıp içeceğimi elimden yere düşürdü. Sonra böyle bir 10 saniyelik sessizlik oldu. Ben de kızlara dönüp dedim ki özür dilemediniz ama önemli değil. Sonra kızlar da dönüp dediler ki abla çok özür dileriz. Sonra tabii abla lafını duyunca ben geberdiğim için bir şey demedim ama... Vardık trambüs durağına. Senan ağlamaları bitince. Seda'yla köy garajına gidiyoruz. Ben çok duygusalım. Hande'ne görelim. Sen hani durağı biliyordun? Şimdi de diyor ki... Biliyorum, herkesin indiği yerde biz de ineceğiz. Şimdi diyor ki herkesin indiği yerde biz de ineceğiz. Herkesin indiği yerde biz de ineceğiz biliyorum. İnan da seninle sokağa çıkmayacağım. Bugün bana 10 tane yalan söyledin. Birileri vay 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 diye bağırıyor. Herkes çok eğleniyor şu anda. Harp atışımı sanıyor yükseğe çıkınca. Sus, sus. Senin sıralık durumun kimsenin umurunda değil, tamam mı? Cıvır cıvır cıvır. Sena bu videoda beni full zorbaladı. Konuşuyorum. Sus.
Konuşuyor musunuz? Konuşuyor. Evet. Ben bu kanalda konuşmayacaksam nerede konuşacağım? Ya bu kanalda başka bir hayatın yok mu lan? Arkadaşlar bir şey anla, 2 dakika sizle muhabbet edelim diyorum. Çocukken gelmek için götümü yırttığım o yer. Yok canım, şey oldu. Gökkuşağı. Arkadaşlar alanın büyüklüğüne bakın. Dünyanın en büyük konser alanı Malatya'da bulunmaktadır. Coachella burada düzenlenmektedir. Arkadaşlar konserden çıktık. Şimdi Sedan'ın abisini bulmaya çalışıyoruz ama bayağı zor. Evet arkadaşlar eve geldim. Sedan'ın abisi arkadaşıyla takılmak istediği için Sedan'ı buraya bıraktı. Şimdi Hande Yener hakkındaki fikirlerimizi konuşalım. Evet, Apricot Fest'in birinci gününü bitirdik arkadaşlar. Şimdi Seda'dan yorumlarını alalım. Bu aslında üçüncü gün. Benim için bir. Biraz Hande Yener çok iyiydi. Hande Yener çok güzeldi. Hande Yener'in bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum gerçekten. Hande Yener aşırı güzel. Arkadaşlar sesi de çok güzel. Ben Hande Yener'i playback yapıyor sanıyordum. Ben de ilk başta böyle yaptım. Playback yapıyor. Ben hiç insanların içine karışacağını düşünmemiştim ama. Dedim çünkü oraya girerse o kadını oradan kucaklayıp aralarını aldılar. Bir şey diyeyim mi? Kadın bakın böyle şeyde yürüdü falan. Hani o aralarda falan yürüdü. Dedim ki okey olabilir. Sonuçta yanında güvenlik var. Sen Allah'ın cezası kalk. Tam konser alanının ortasına git. Bir şeyin üzerine tırman. Orada şarkı söyle. Çok güzel kokuyor sigara. Bunların... Ben sigarayı bıraktım. Bu Yağmur serisinin son videosunu izledin mi? İzledim. Berkcan Güven mental olarak TikTok'ta bir kız var. Deli gibi sürekli Reynmen'le video çekiyor. Evet. Onu canlandırdılar. En sevdiğim kısmı orasıydı. Geri kalanını full hızlandırıp izledim. Evet, çok güzeldi gerçekten. Ben... Berkcan 2x'de sağlık sorunlarını anlatıyor. Ben böyle ara ara çok düşüyorum. bir anda böyle gözleri dalıp gidiyor. Neyse arkadaşlar ilk geceyi böyle kapatıyoruz. Bakalım yarın Serdar Ortaç'ın bizim için ne gibi saçmalıkları olacak. Çek bir şaka yaptım lan. Ben böyleyim. Sabahtan beri dumanı kokuyorsun zaten. Fark etmedim sanma. Aa, çok güzel kokuyor. Arkadaşlar deneysel olarak bir fırt çektim. Deneysel olarak. Ve sizden ne olur bir nefes alayım. Bir nefesten bir şey olmaz. Ne olur. Bir nefes aldım. Ve normal yandan alışkanlık işte. Yok çöpe at bir şey olmaz. Fırt diye bir içime çektim bunu. Bir ciğerime oturdu. Ben 3 senedir günde 20 dal sigara içiyorum. Nasıl bir hafta sigara içmeyince ciğerlerim hemen kendini iyileştiriyor. Olmuş, kilitlenmiş. Yine arkadaşlar ben çok önemli ve hassas bir konudan bahsederken Seda boktan sağlık problemlerini açtı. Ve bir de olipsiyo. Neyse arkadaşlar iyi geceler. Bir daha da sigara içme.